Enflasyonla mücadele, hayat pahalılığıyla mücadelenin en önemli unsurlarından birisi olarak da vatandaşlarımızın gelirlerinin artırılması ile ilgili çalışmalar başladı. Ümit ediyoruz ki herkesi takdir edecek, herkesin takdir edeceği, herkesin tatmin olduğu, vatandaşımızın bu süreçte karşılaştığı zorlukları aşacak iyi bir asgari ücretin belirlenmesi yapılan çalışmalar sonucunda mümkün olacak ve vatandaşlarımıza verdiğimiz bu süre içerisindeki özellikle esnaf ve sanatkara verilen 750 milyar TL civarındaki yardıma benzer desteklerimiz de sürdürülmeye devam edecektir. Buradan şunu Kayseri'den açıkça söylüyorum. Türkiye'nin en sağlam ekonomisine sahip, şehir ekonomisi bakımından en güçlü şehirlerinden birisi olan Kayseri'den bunu ifade etmek isterim ki evet, vatandaşlarımızın çektiği zorlukların farkındayız. Vatandaşlarımızın bu durumunun giderilebilmesi için bütün devlet seferber olmuş, bütün kamu kurum ve kuruluşları seferber olmuş. Bu yükü en hafif şekilde yüklenebilmeleri için elinden geleni ardına koymadan bu mücadeleyi yapıyoruz. Türkan'ın söyledikleri hakikaten bir insanın başına gelebilecek en kötü şeylerden birisi. Büyük bir terbiyesizliktir, büyük bir edepsizliktir, büyük bir saygısızlıktır. Söz konusu kişinin şehit yakını olmasa bile herhangi birisine bu şekilde hakaret etmek, küfretmek insani bir durum değildir. Bu küfrü yapanın illa siyasi olması da gerekmez. Herhangi bir insan bir başkasına yaparsa bu gayri insani bir tavırdır. Kaldı ki söz konusu olan benim kardeşimin bütün vücudu parçalandı diyen bir şehit yakını ise buna karşı daha edepli, daha saygılı, 10 kere düşünüp bir kere konuşması gerekirken böylesine büyük bir terbiyesizliğin içerisine düşmüş olması affedilir bir hata değildir. Grup başkan vekilliğinden ayrılması, kendi partisini temize çıkarması bakımından bir adımdır. Ama böylesine büyük bir hatayı yapanın herhalde milleti artık temsil etme hakkının da olmadığı kanaatindeyim. Şimdi ben Cuma günü saatler boyunca Cumhurbaşkanımızla beraberdim. Bir cami açılışı, arkasından da Ümraniye Millet Bahçesi'nin açılışı için beraberdik. Millet Bahçesi'nde işte o uzun bir, büyük bir alan olduğu için orayı böyle beraber golf arabasıyla giderken bir yerde durdu. Gençler basket oynuyordu. Durun dedi, bir dakika ya, şurada bir duralım. Ceketini çıkardı. Basket oynayan gençlerin takımlarına işte birer kişi girdi ve böylece onlarla beraber orada 10-15 dakika basket oynadı. Ve gerçekten bu anlamda da son derece sağlıklı, sağlığı yerinde olduğunu bütün Türkiye görmüş oldu. Görsünler diye değil. Orada çok doğal, spontan olarak o olay gelişti. Ben de bizzat yanında olarak olayı şahidiyim. Değerli arkadaşlar, bunun adı demokrasi falan değil. Bunun adı fikir özgürlüğü falan değil. Affedersiniz, böyle bir namussuzluk olur mu ya? Çok kusura bakmayın, ben bu uslupla konuşan birisi değilim. Adam yazıyor oturduğu yerde. Diyor ki, efendim Cumhurbaşkanı öldü. Bunu gizliyorlar, açıklamak zorunda kalacaklar. Ya böyle bir şey dünyanın hangi ülkesinde kabul edilebilir? Bir kısmı da bu algı üzerinden, bu algıyı yayanların bir kısmı da aslında Cumhurbaşkanı ölse de bir daha önümüzden çekilse, yarışa katılamıyoruz diye onun önlerinden kalkmasını isteyenler. Yani bir insanın sağlığı, bir insanın hiç olmayan sağlık sorunları üzerinden konuşup, hiç olmayan vefat haberi üzerinden ülkede gündem yapmak açıkçası şerefsizliktir. Böyle bir şey olmaz. Bu demokratik yarış falan değil. Bunu çok net söyledik. Yani biz diğer partileri bilmeyiz. Biz kendimize bakarız. Burada bu partinin Kayseri'deki bütün aşağı yukarı arkadaşlarımız burada. Bizim arkadaşlarımızın tamamı hayatlarının her döneminde, her mevsimde, kışında, yazın sıcağında da milletin içindedir. Millet neredeyse biz oradayız. Çarşısında, pazarında, efendim tarlasında, cenazesinde, düğününde, taziyesinde. Bu bizim siyaset tarzımızdır. Kılıçdaroğlu diyor ya, biz biraz Jacoben takıldık, bazen fanuslarımızda durduk. Biz hiçbir zaman fanuslarımızda durmadık, hiçbir zaman Jacoben takılmadık.
Dolayısıyla bir erken seçim var mı? Yok. Diğer partilerin niye sahaya çıktığını bilmem. Ama biz zaten sahada vatandaşlarımızı dinlemek, hemhal olmak için sahadayız. Türkiye seçimleri Haziran 2023'te genel seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimini, ardından da 2024 yılında yerel seçimleri yapacaktır. Seçimler vaktinde, zamanında yapılacaktır. Değerli Başkan. Çok teşekkür sağ ediyorum. 14 tek kuralımız var. Daha da kısa bir soru. Sen, ne taraftan? Buyurun. Yanlış geldiniz tekrar. Efendim, özellikle son dönemde piyasalarda, marketlerde faiz fiyat uygulaması, hükümetin de bu yönde ciddi çalışmaları var. Zincir marketlere son dönemde verilen bu yönde cezalar var. Merkez Bankası'nın son dönemde faiz indirimi cesur adımlar. Maalesef bu dolar kurundaki yükseliş, bu benzin, LPG ve market fiyatlarındaki yükselişleri de etki ediyor. Yasalardaki dalgalanma bu konularda neler söylemek istersiniz? Demin onu anlatmaya çalıştım. Yani karşı karşıya kaldığımız bu ekonomik meseleler. Yani felence marketteki fiyatların dalgalanması da dahil olmak üzere, işte benzin fiyatlarının artması da dahil olmak üzere, bunların bir kısmı dünya ekonomisindeki bu pandemi şartlarında ortaya çıkan küresel değişikliklerden etkileniyor. Türkiye bu anlamda hem dünyadaki küresel gelişmeleri yakinen takip ediyor. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Dünyadaki benzin, doğalgaz, enerji fiyatlarındaki artışlara rağmen devlet bütçesiyle enerji meselesini sübvanse eden, en çok sübvanse eden ülkelerden birisi Türkiye'dir. Dolayısıyla vatandaş buradan az zarar görsün diye kendi bütçesiyle devlet bunu finanse ediyor. Dolayısıyla bu geçiş dönemidir, geçici bir dönemdir. Mühim olan ekonomik yapının tahrip olmadan bu süreci atlatabilmemizdir. Yani fabrikalarımızın çalışmaya devam etmesi, atölyelerimizin çalışmaya devam etmesi, esnaf sanatkarımızın varlığını sürdürmeyi devam etmesi, vatandaşımızın alım gücünün işte bir takım dengelemelerle hayat pahalanıyorsa asgari ücreti yükselterek bunların dengelenmesi ve bu süreci en az zararla, minimum zararla atlatacak tedbirlerin alınmasıdır. Ümit varız. İnşallah Türkiye doğru istikamette bu politikalarını yönlendirecektir. Değerli Başkanım, teşekkür ediyoruz. Saat 14'te bir başka yerde programımız olması sebebiyle müsaade istiyoruz. Evet. Katıldığınız için teşekkür ederiz. Değerli Başkanım, sağ olun abi. Sağ olun.